Evet, şimdi 93 günden bu yana devam ediyor maalesef Rusya-Ukrayna savaşı. Dolayısıyla her ne kadar dünya İran'ın İsrail'e yönelik misillemesini ne olacağı sorusuna yanıt ararken diğer yandan da son 24 saatten bu yana, daha doğrusu 48 saatten bu yana özellikle Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine yapmış olduğu saldırıları konuşuyoruz. Ciddi manada bir saldırı var. Çok önemli bir bölge burası Rusya açısından. Çünkü Rusya topraklarına taşınmış oldu artık. Ukrayna'dan Rusya topraklarına taşındı. Yani bu da bize şunu gösteriyor artık. Cephenin yani daha doğrusu savaşa yeni bir cephe açılması olarak da ifade edilir. Kursk bölgesindeki bu geniş çaplı karşılıklı saldırılar. Şimdi hatırlayacağınız üzere özellikle 2 ay önce Beyaz Saray'dan, daha doğrusu Washington'dan geçen 91 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 ülkeye 91 milyar dolarlık bir silah desteği geçmişti Senato'dan. Hatırlayacağınız üzere bunun 61 milyar doları Rusya-Ukrayna savaşı için Ukrayna'ya, 8,1 milyar dolar Tayvan'a ve geri kalan da İsrail olmak üzere 91 milyar dolarlık bir ek savaş bütçesi, askeri yardım Amerikan hazinesinden çıkmıştı. Dolayısıyla o süreç zarfında Ukrayna'da hem sahada hem ülke içerisinde moral, motivasyon ve psikoloji oldukça çöküntüye uğramıştı. Yani vaat edilen silahların gecikmesi, vaat edilen ekipmanların gecikmesi gibi nedenler Ukrayna'yı çökertmiş. Hatta Zelenski psikolojik çöküntüyle birlikte her gün bir ülkeyi ziyaret eder hale gelmişti. Şimdi en son 2 gün önce F-16'lar teslim edildi. Ve F-16'ların teslim edilmesiyle birlikte Ukrayna biraz daha psikolojik açıdan üstünlük yakalama gayreti içerisine giriyor. Dolayısıyla şu anda bir yanda saldırılar devam ederken diğer yandan da aslında savaşın bir diğer en önemli etkeni de psikolojik havayı korumak. Yani psikolojik üstünlüğü her ne olursa olsun sağlamak. Çünkü bu psikolojik üstünlük birçok noktada sizi farklı yollara taşıyabilir. Şimdi bu aynı zamanda Kursk bölgesinde meydana gelen saldırı hem Rusya hem de Ukrayna tarafının yeni stratejiler belirlemesine itiyor bu saldırı. Yaklaşık 2 günden bu yana devam eden söz konusu saldırı. Şimdi Nikolayeva, işte Darino, Oleşna gibi yerleşim birimleri Rusya'nın içine itiliyor. Şimdi Rusya'nın içerisine doğru ilerleyen savaşta şunu da çok rahat bir şekilde görebiliriz. Demek ki F-16'ların Ukrayna ordusuna son derece hava kabiliyeti konusunda özellikle bir özgüven pompaladığını görüyoruz. Dolayısıyla Kursk'taki bu cereyan eden son 48 saatten bu yana olan saldırıların belli başlı ana hedefleri var Ukrayna açısından. Birincisi şu, savaşı Rus topraklarına gitmek, yani Ukrayna toprağından, Kiev'den, işte Ukrayna'ya ait alanlardan, yerleşik yerlerinden şeye doğru itmek. Bu konuda başardı mı? Yaklaşık saatten bu yana başarılı bir performans gösteriyor. 8 saat tırnak içerisinde. Tam net tabloyu demiyorum, genel çerçeveyi demiyorum. 48 saat içerisinde bunu başardı. Diğer bir konu da psikolojik üstünlük elde etmek, onu da zaten ifade etmiştik. Bu Kursk saldırısının ana sebeplerinden biri. Diğeri de ülke içerisindeki manevi psikolojiyi yükseltmek. Şimdi dün bir video, Çınar Hanım, dün bir video gördüm, sosyal medyada da paylaşılıyor, hatta ben de aldım. Ukrayna'da yeni evlenen çift var, bir gelin ve damat. Ukrayna askeri düğünü basıyor ve damadı cepheye götürüyor. Çok ciddi manada elbette Ukrayna açısından askeri sıkıntı da var. Dolayısıyla bunların da bir takım şekilde Ukrayna hem oradaki Kursk bölgesindeki saldırıyla bir yandan dikkatleri oraya çekmeye çalışırken diğer yandan da orduya askeri anlamda orduya asker katması gerekiyor. Bakın F-16'lar verildi. İkinci sevkiyatta önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Ama Ukrayna'nın en büyük eksiği F-16'ları kimin kullanacağı. Yani F-16'ları kullanabilecek pilot sayısı şu anda henüz belli değil. Yani
çok büyük bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu Kursk bölgesine yapılan saldırı aslında bir test. F-16 uçuşları özellikle nasıl gerçekleştiriliyor? Manevra alanları nelerdir? Ukrayna ordusunun hava pozisyonunda, yani hava harekatı sırasındaki eksikliklerin de giderilmesi açısından bir test saldırısı olarak da bunu ifade edebiliriz. Çünkü burada aklımıza gelen şey, hatta örnek de vermek istiyorum değerli izleyicilerimiz için. Hatırlayacağınız üzere İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarda, Hizbullah'a yönelik saldırılarda sürekli surette oradaki bombardımanı tutmasının tek bir sebebi var. Lübnan'daki Hizbullah'ın hangi hedeflerden, füzeleri hangi hedeflerden ateşlediğini tespit etmek için reaksiyon tutuyor. Dolayısıyla şimdi aynı taktiği Ukrayna yapıyor. Acaba benim uçaklarım, F-16'larım söz konusu kriz bölgelerinde manevra alanı kabiliyeti nasıl? Ruslar F-16'lara karşı hangi konuda eksiklikleri var? Bu tip konuların, önemli konuların bir nevi sahada testi de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir hava üstünlüğünün de test edildiğini de çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Son 48 saatte yaşanan Kursk saldırısına ilişkin. Ama şunu da ifade etmek isterim. Bu da önemli. Şimdi dünya 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimi var. Başkanlık seçimi oldukça önemli. Demokratların gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam edeceğini söyleyebiliriz. Trump'ın gelmesi demek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde bir politika uygulayacağını söylüyor. Trump bunu açıkça Teşekkür ederim. söylüyor. Teşekkür ederim Emre Dolayısıyla Bey. Buyurun cümlenizi tamamlayın. Hayır söyleyeceğim. Fikrinizi tamamlayın. asıl mesele 5 Kasım'dan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kaderi 5 Kasım'dan sonra gerçekleştirecek işte başkanlık Amerikan başkanlık seçimine endeksli olduğunu da ifade etmekte yarar var.